Herkese merhabalar, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ben Şevval Gezegenim, hoş geldiniz. Bugün sizlere 1 ürün 5 dakika serisinin yeni ürününden bahsedeceğim ki kendisi NYX'in SFX Cream Color'ları. Bu boyaları birazcık yabancı hepimiz aslında. Ben de dahil, ben tamamen yeni dahil oluyorum yani. Ama NYX'in sayfasına girdiğiniz zaman görmüş olabilirsiniz. Bazı videoları izlerken bunların kullanıldığını görmüş olabilirsiniz ya da gerçekten bu tarz şeylere, yüz boyamaya, vücut boyamaya ilginiz olabilir. Dolayısıyla bu boyalarda şu an Türkiye'de en kolay ulaşabileceğimiz yüz boyaları. O yüzden bunları anlatmak istedim. NYX'in Türkiye'ye getirdiği 12 rengi var. Normalde kaç rengi var, gerçekten 12 rengi var çok emin değilim ama iki tanesi bunlardan gümüş ve altın rengi. Onların yapısını deli gibi merak etmekle beraber kendi kafamda benim için yeterli olacak olanların ana renkleri olduğunu düşündüm. Tabii ki beyazın asla stoğa girmemesi sorumsalını hesaba katamayınca beyazsızlık çekiyorum şu an. Her neyse, bu boyalar gerçekten tamamen kendi parmağımla alıp yaydığım zaman böyle bir renk etkisi var. Şimdi benim kafamı kurcalayan kısım için elime bir yağ almam gerekiyor. Bunu yağ bazlı bir boya olduğunu duydum çünkü. Dolayısıyla bir damla L'Oreal'in mucizevi yağından alıp damlatıyorum kırmızı rengi. Parmağımla yayıyorum. Şu an bana şu anki etkisi şey geldi. Fondöteni yağ sürerek bitişini değiştiririz ya, o tarz bir etki vermiş gibi geldi. Birazcık daha sürümünü kolaylaştırdı mı? Evet. Evet. Bence bunu yağ ile uygulamak daha iyi oluyor. Yani bakın, resmen rengin pigmenti arttı, rengin dokusu arttı, rengin yayılabilirliği arttı. Dolayısıyla yağla uygulamak güzel bir fikir ama aynı zamanda yağsız verdiği etki de hiç fena değil. Bu boyalarda gördüğüm önemli bir şey rengine göre pigment değiştirmesi. Sarımı alıyorum mesela, koluma sürüyorum ve pastel tonlarda bir bitişi olduğunu buradan görebiliyorsunuz aslında. Ama pastel bitişi bir yağ ile dengelemek de mümkün. O yüzden tamamen renklerine odaklanmak güzel bir fikir. En güzel pigmenti mavi veriyor diyebilirim. Şimdi hiç denemediğim bir rengi elime alıyorum ki çok merak ediyorum. Siyah. Oo. Esas pigment siyahtaymış. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Evet. Gerçekten yüz boyalarından en mükemmeli kesinlikle bu. Bu şekilde yaptım çirkin, gerçekten çirkin swatchlardan sonra. Gerçekten şu an ellerim çok komik görünüyor bence. Şu şekilde sonuçlar veriyorlar. Dediğim gibi beyaz olmadığı zaman bu renklerin vereceği geçişler birazcık sıkıntı olabiliyor. Yani atıyorum, kırmızı ve tonlarından oluşan bir şey yapmak istiyorsanız bu krem yapıda ürünler o geçişi vermek konusunda başarılı. Alkol bazlı olanlara göre çok daha başarılılar hatta, okuduğuma göre. Renk karışımı yapabiliyor muyuz diye bakıyorum şu an. Yeni bir renk elde etmek adına verdiği etki görmüştüm. Parmağımdaki mavi ile kırmızıyı karıştırdım ve evet, güzel bir mor elde ettim. Şurada minik bir turuncu elde ettim. Evet, bu özelliğini çok sevdim. Çünkü renkleri karıştırabilerek kullanmak. Fiyatları biraz pahalı diyebilir miyiz? Aslında totalde diyemeyiz. Yani ben bu boyaların yurt dışı versiyonunda farklı markalarına ve NYX'inkine baktığım zaman aralarında o kadar dağlar kadar fark olmadığını fark ettim. Evet, 46.99. 47 lira gibi bir fiyat var. Bu işe hobi olarak başlamak istiyorsanız birazcık yüksek görünen bir fiyat. Güzel sonuçlar vereceğini gerçekten düşünüyorum. Şu an parmağımdaki mor çok güzel. Bu renklerden çok mutluyum. Bu boyalardan çok mutluyum. Bu renklerin birbirleriyle bu kadar güzel karışabilir olması, krem yapıda olması dolayısıyla çok rahat bir şekilde dağıtılabilmesi, geçiş vermek adına başarılı olması çok önemli özellikler aslında. Aralarında en mükemmel pigmenti veren siyah. Bunu bence şu an tartışamıyoruz çünkü kolum yeni siyah oldu bile. Bu işlere merakınız varsa ilk adım olarak bu ürünler güzel bir başlangıç olabilir. Ambalajlamaları dışında birazcık bana fazla plastik ve kolay kırılabilir gibi geldi. Yani şu mekanizmadan bahsediyorum. Şu çevirerek kapatma mekanizması. Bir boş tırnağa girmeye bakar yani, çat diye gidebilecek gibi duruyor çok fazla. Onun dışında boyaların kalitesi, pigmentleri
bütün bunları ele aldığım zaman gayet başarılı buldum. Dolayısıyla bu video böyleydi. SFX makyaja ilgisi olanlar, body painting'e ilgisi olanlar ya da sadece yüzünde birazcık daha fazla renk kullanmak isteyenler için, bu ürünleri gördüğünüz zaman ne olduğunu öğrenmek isteyenler için minik bir açıklama videosu gibi olsun istedim aslında. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, aşağıya yorum bırakmayı, beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve gezegenime abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.